Herkese merhaba ben Zimlishes'den Simay. Bugün en son bitirdiğim günlük günlüğümü turluyoruz efendim. Bunu ne zaman kullanmışım? 18 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar kullanmışım. Defter Claire Fontaine 1951 Bank, Back to Basics nasıl okuyamadım yalnız. <laughs> 76 sayfası varmış. Yani bunu üstüne yazdım çünkü tipi çok hoşuma gitmediği için ben gördüğünüz gibi böyle bir şeyler yapıştırdım. Şu damgaları yapıştırdım. Bunu da sanırım masabın kenarında tabii ki bitirdiğimden beri oturuyor. Böyle oradaki tekerlekli zımbık diye sokalayıp çıkarırken burası uçmuş ama olsun sorun değil. Bir de burada bu var. Evet şimdi başlayalım. Epeydir bakmamıştım içine. O yüzden biraz okumak için zaman harcamam lazım. Odaları keseceğim ama neyse siz hissetmezsiniz. Evet. Böyle. Bu Kadıköy'de bulduğum stikerlerin şu plastik zımbırtının tepesinde böyle şunlar oluyor ya onları buraya yapıştırdım ne güzel anlattım yine yalnız değil mi neyse kostarları yine her zamanki gibi yazmaya devam ediyorum bu üç yorumları sonra 18 Haziran'la birlikte başlıyoruz bazen burada neyi kutlamışım gerçi burada alakalı bazen sadece açınca mutlu olmak için eğer o gün böyle yazacak çok pozitif şeylerim yoksa Harry'nin resmini yapıştırıyorum. Arada böyle mutluluk katsın diye. Ama burada Harry'i Londra'da izlememin üstünden tam bir yıl geçmiş. Onu kutlamak için bu fotoğrafı yapıştırmışım. Bu da şu an ekranımın, telefon ekranımın screensaver'ı. O yüzden en sevdiğim fotoğraflarından biri yani. Burada biraz onlardan bahsetmişim. İşte gün içinde kendime Türk kahvesi yaptım da bilmem ne onları anlatmışım. Sonra şu ne böyle? Bunu sadece beğendiğim için yapıştırmışım sanırım. Ben ve meseleyi temsili. Çünkü beyaz kedi. Sonra burada Elif, Selin ve Damla ile birlikte Das Das'ta toplaşmışız. Orada onlar Among Us diye bir oyundan bahsetmiş. Hep beraber oynayalım demişler. Hiç hep beraber oynayamadık kızlar. <laughs> Bu yalan oldu. Ben zaten oyunu tam çözemedim. O kadar kötüyüm ki böyle video oyunları vesaire konusunda. Hiç beceremem yani. O yüzden pek de oynamıyorum açıkçası ama onlarla birlikte oynamak isterdim tabii. Neyse belki ileride tekrar deneriz. Sonra saçma sapan Falahattin fallarını da bazen buraya yazıyorum. Yani o kadar saçmalıyor bazen, o kadar komik oluyor ki bilmiyorum ya. Yani. Sonra dizinin üstünden yeterince zaman geçtiğine kadar verip The Little Lies'ın kitabını da okudum. Ya kitabında çok daha fazla karakter var, çok daha fazla ayrıntı var. O yüzden bence kitap daha iyiydi ama dizide çok çok iyi. Nerede kaldım, ne yaptım hatırlamıyorum. Bir onu da dönüp bakmam lazım böyle sevdiğim şeyleri hatırlamayınca aslında bir tık iyi oluyor. Biraz zaman kaybı oluyor ama en azından dönüp izlediğimde tamamen yeni bir şey izliyormuşum gibi oluyor. İzledikçe hatırlıyorum bazen ama itiraf etmek gerekirse bazen de hatırlamıyorum. Sonra bu migren havasına lanet olsun diye not almışım buraya yüksek ihtimalle. Migren tutmuş o gün tabii ki. Sonra... My Easy Therapy diye bir hesap var Instagram'da. Beni takip ettiğim böyle anksiyetedir, depresyondur vesairedir onunla alakalı böyle en azından iyi hissettiren diyebilirim. Yardımcı oluyor demek çok doğru olmaz ama postları oluyor. Bazen o an eğer orada gördüğüm bir postu hissediyorsam aynen bu dük gibi defterime geçirmeye devam ediyorum. Sonra Cold Starlar devam ediyor. Burada mesela biraz yalap şap acele acele yapmışım. Çünkü biliyorsunuz normalde böyle ıncık cıncık süslemeyi etmeyi falan seviyorum. Özellikle de Cold Star gibi düşünmeden yazdığım bir şey olduğunda daha çok böyle neyi nereye yapıştıracağım, neyi nasıl yazacağım kısmına odaklanabiliyorum. Ama burada biraz yalap şap yapmışım. Olsun hayat. Sonra 19 Haziran'a geçiyoruz. Burada da yine o gün böyle hayatta neler oluyor, ne bitiyor biraz onları yazmışım. Sonra da Amazon Prime'de The Lake diye bir diziye denk gelip ilk sezonunu izlemiştim. Onun ikinci sezonu gelmiş, onu bitirmişim. Değişik bir diziydi ya, yani böyle nasıl diyeyim? Çok çok iyi diziler söyle bana dediğinizde sayacağım bir şey değil. Ama izlerken keyif aldım, o yüzden biraz da ondan bahsetmişim. Burada iş hakkında bu Bıdı bıdılarım var, sonra Ramazan bayramı yaklaşıyormuş. İşte kardeşim şöyle plan yapmış, böyle plan yapmış falan. Biraz ondan bahsetmişim. Bu arada burada gördüğünüz gibi genelde günlük o sayfada, günlüğün o sayfasını yazmaya başladığım saati ben buraya yazıyorum. Hani gün içinde ne kadar aktif etmişim, ne yapmışım göreyim diye. Mesela bir bölümünü bitirmişim. Araya şöyle bir ayrın, ayraç, ayrıcı cı, cı 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 söyleyemedi. Bir şey koyup ondan sonra yine saati yazıp yazmaya devam ediyorum. Bunu da YouTube'da en sevdiğim kanallardan biri Leylani Scraps diye bir kanal. Onu şuraya aşağı yazmaya çalışacağım kanal adını. Renkleri, tasarımları, her şeyleri inanılmaz hoşuma gidiyor ki normalde daha çok scrapbook yapıyor. O hayatta benim yapabileceğim ya da yapmak istediğim bir şey değil ama renklerini, bu tarz şeylerini falan çok beğendiğim için bazen kendi defterlerime de uyguluyorum. Sonra buraya Monday Status diye bir sticker koymuşum. Monday'in yani pazartesinin yapılacaklar listesi, kahve yapabileceğinin en iyisini yapmak ve gülümsemeye devam etmeye çalışmak tabii ki her pazartesi maalesef böyle oluyor. Sonra kendimi jinxledim demişim. Orada bir iş toplantısıyla alakalı olarak ya işte üstümüze şunları atacaklar, bunları atacaklar, kesin böyle olacak falan diye söyleniyordum. Olmayacağını umduk ama oldu. Tabii Yıllardır bazı şeyleri böyle yaşaya yaşaya öğreniyorsunuz başınıza ne gelecek ne gelmeyecek. John Didier'ın kitaplarını sanırım geçtiğimiz yılın başında tabii o aralar tekrar en baştan kronolojik sıraya göre okumaya başlamıştım. Miami'yi okuyup bitirmişim. Çok azıcık böyle onun hakkında bir şeyler yazmışım. Sonra burada yine neler oldu neler bitti o tarz şeyleri anlatmaya devam ediyorum. Bu Netflix'te miydi başka bir yerde miydi hatırlamıyorum ama What Happens in Vegas'ı tekrar denk gelince izlemişim. Bence eğlenceli filmlerden bir tanesi. Sonra yine Cold ile devam ediyoruz. Bir de bu kitap kapaklarını falan basıyorum ya bir ara anlatmıştım nasıl yaptığımı. Onları yaparken tabii bütün sayfa dolmuyor Bütün sayfayı doldurmadan da hem kağıt hem mürekkep harcamak istemediğim için basmıyorum yani. Ama bazen Pinterest'ten şu tarz Mimler bulup, KSJS dizisini de aşırı severim, böyle kendimi kötü hissettiğim zamanlarda falan dönüp dönüp izliyorum. Bu tarz mimleri de yine aynı formatta basıp yeri gelince bir kutuya sokaladım kendilerini, yeri gelince oradan alıp, böyle sayfalarımı süslüyorum. O gün de böyle temsili falan filan. Sonra saçma sapan bir dünya görmüşüm, ondan bahsetmişim, sonra burada salı günü hala salı olduğuna inanamıyorum demiştim. Bazen işte pazartesi kendi başına bir hafta gibi geçtiği için salının geldiğine inanamıyorsunuz. Sonra işte babamla bazı konuşmalarım olmuş. Onlara, onlardan bahsetmişim. Sonra hatırlayanlar olur mu bilmiyorum ama bir ara kitap çevresi yaptığımdan bahsetmiştim. İlk konuştuğumuzda o bir olmamıştı. Başka birine vermişlerdi. Sonra yazar beni geri arayıp işte o olmadı sen ilgilenir misin hala falan demişti. O şekilde başlamıştım çeviri yapmaya ona çok heyecanlanıp bugün çok büyülü bir şey oldu diye onun notunu düşmüşüm. Sonra Wanderlust diye bir dizi izlemiştim. Yani şu an hala tam anladım mı bilmiyorum. Çok tuhaf bir diziydi böyle. Ama Tony Collette'i çok sevdiğim için açıkçası onu görünce basıp izlemeye başlamıştım. Değişikti diyelim. Değişikti diyelim. Sonra yine o gün neler oldu onu anlatıyorum. Bir de burada günleri koyarak bugün, yarın, perşembe, cuma, cumartesi diye neler olacak, ne olacak böyle... Keşke kendini anksiyete vermesen Simay'cım tarzı. Başıma gelecek olanlar bunlar demişim. Bu yine My izle Therapy'den o an böyle kendimi yakın hissettiğim bir postu buraya geçirmişim. Sonra Kostarlar her zaman var. Sonra Muzo reklamın ismi. Bilmem <laughs> için bu bilgi size gerekli bilmiyorum ama onun arkasına da FML yazmışım tabii ki. Çünkü canımı yakmış büyük bir ihtimalle. Yine o gün neler oldu, neler bitiyor onları yazarak devam ediyorum. Bazı etkinlikler falan filan olmuştu. Bazen de çoğu tekrar oluyor. Sevdiğim sticker shoplardan sık sık alışveriş yapıyorum çünkü. O yüzden hepsini defterime yapıştırmıyorum. Ama burada laleler var gördüğünüz gibi. Bu Wish tasarımında sanırım. Onun bana gönderdiği stickerların içinden çıkan şeyi buraya yapıştırmışım. Genelde böyle bana bir not yazdığınız zaman ya da bu tarz bir şey gönderdiğiniz zaman onlar kolay kolay çöpe gitmez. Hemen defterim içine yapıştırdım. Sonra anneannemin göz ameliyatı oldu. Onun hakkında bir şeyler yazmışım buraya. Burada yine regleme denleniyorum falan filan. Sonra gün içinde neler oldu, ne oldu onları anlatıyorum. Sonra bu şarkıyı kardeşim göndermişti bana. Hatta o kadar çok sevdim ki ben de bizim kitap kulübündeki kızlara yolladım belki onlar da sever diye. Onun sözlerini yazdım buraya. Euphoria ismi. Yani sanatçının adı Kadebostani diye mi okunuyor? Tam emin değilim ama o işte. Sonra yine Kostar. Sonra <laughs> Garibanın tatlısı Etipuf. Muza sağ olsun bana Etipuf yedirmiş. Buraya da kardeşimle olan bir çetimi printleyip yapıştırdım. Çünkü az önce bahsettiğim şarkıda ben bir yere anlamıyorum falan filan diyordu. Böyle çok saçma sapan bir şey anlamış adamın dediğini. Ona bayağı bir gülmüştük. O yüzden onun screenshot'ını printleyip buraya yapıştırdım. Arada böyle şeyler yapıyorum tabi Bazen yazmak çok uzun sürüyor çünkü yani. Hani elle yazmayı çok seviyorum ama o tarz şeyleri Öyle bileyim 5-10 satırlık tekst falan varsa yazmak çok uzun sürdüğü için direkt print diyorum. Sonra burada bugün tembellik etmeyip psikolog randevuma hazırlanmak için notlarımı almam lazım falandır falandır. Onlardan bahsetmişim. Burada yine kendime yakın hissettiğim bir Instagram postunu printleyip yapıştırmışım. Sonra o gün kardeşimle birlikte hem Meryl, 22 Haziranmış. Hem Meryl Streep'in doğum günüydü sanırım. Tabii Meryl Streep'in doğum gününü kutlamak için Kadıköy sinemasında Mamma Mia'yı gösteriyorlardı. Birlikte ona gittik. Oradan hem biletlerimizi hem işte filmin posterini hem beraber salonda çektiğimiz fotoğrafı buraya yapıştırdım. Yine Coaster. Sonra 23'ünde psikolog randevum varmış. Uzun uzun neler konuştuk, nelerden bahsettik, ne gibi ödevlerim var onları yazmışım buraya. Bu arada benim psikolog için yani o seanslar için ayırdığım defter ayrı. Kokuyon'un bu önü mü? Kokuyonun şu minik defterine not alıyorum. Bunda hem benim ona anlatmak istediğim başlıkları yazıyorum seansa gitmeden önce. Hem de sonrasında işte günlüğüme böyle uzun uzun yazıyorum ama buraya kısa kısa nelerden bahsettik. Nelerin üzerinde çalışmam lazım, ne yapmam lazım onları yazıyorum. Sonra yine onunla alakalı bir şekilde Instagram'dan bir post bulup onu buraya geçirmişim. Bu sefer printlememişim. Elle yazmışım işte. Arada böyle moduma göre değişiyor. Sonra yine overthinking ile alakalı dertlerim tabii ki hiçbir zaman bitmiyor. Sonra Neko kafe diye bir kitabı okuyormuşum. Ondan not düşmüşüm buraya. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ya bu stickerlar çok tatlı bu arada. Devamı var bir yerlerde. Ama dosyalarımı, kutularımı falan karıştırmam lazım. Umarım bulurum. Yine birileri hakkında vıdı vıdılanıyorum. Buralar bayağı dedikodu kısımları dedikodu dedikodu dedikodu. Yani böyle nasıl diyeyim çoğu şeyi insanların suratına söylüyorum ben. Ama tabii ki söyleyemediğiniz şeyler de oluyor. Böyle yardımcı kısmını genelde günlüğümün içinde yapıyorum. O yüzden belki bilmiyorum belki saklamayıp yapmam lazım bu defterleri ama kıyamamın <laughs> ise konu. Sonra Yine gün hakkında konuşmaya devam ediyorum. Günün ilerleyen zamanında hem başka kaleme geçmişim. Genelde böyle şeyler yapmamaya çalışıyorum ama olsun ne fark eder değil yani. Bazı siparişlerim olmuş. Onları yazmışım. Sonra bir etkinliğimiz vardı. Tam böyle bayramın başlayacağı cumartesi günüydü sanırım. Onun hakkında neler oldu, neler bitti, neler yaptık onları yazmışım. Sonra ihtiyacım olan şey dinlenmek diye şu Pocket Journal Pen vardı. Kendisi ortadan yok oldu. Niye bilmiyorum. Keşke geri gelse. Onun böyle kolay şiitlerinden bir şeyi buraya yapıştırmışım. Yine o an nasıl hissettiğime dair Instagram'da falan bir de denk gelirsem onları da printleyip buraya yapıştırıyorum. Bir de şimdi hazır gelmişken bu defterin sayfalarından konuşalım. Ben epey de Clara defter kullanmamıştım. Bayağı bir olmuştu yani. Bunlar Storm'un içinde olduğu için hatta bunun bir de yeşili var. Bir tane daha var. Onu da kullanacağım tabii. Ama hani nasıl kalemlerle anlaşıyordu, ne yapıyordu falan filan onu unutmuşum. Gördüğünüz gibi burada bazı kalem ve mürekkeplerle böyle hem tam rengi çıkmıyor gibi oldu, hem silik yazıyor gibi oldu falan filan yani her dolma kalemine olmadı açıkçası. Bunu Tuğba'yla konuşurken bana sanırım işte platinumlarla yaz biraz daha böyle hışırdayan kalemlerini kullanabilirsin falan gibi bir şey demişti. O konuşmayı dönüp bulmam lazım yazışmıştık çünkü. Ama her kalemle olmuyor. Bir şekilde bir şeyleri uyduruyoruz. Bu bir YouTube videosu çekmiştim. Örnek olarak şeyin e, hangi defterdi bu ya? Dayfree Hobonichi'ye yapmıştım sanırım. Onu çöpe atmak istemediğim için çünkü o kadar uğraştık üstünde. Defterden koparıp buraya yapıştırdım. Sonra yine kostarlarla devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi her kalemle uymuyorum peşine. Bazı farklı denemeler yapmışım. Hatta birazcık da sınırlanmışım. Bu sticker'ları da burada bana damla vermişti. Onları da tabii ki defterimde kullandım. Bu tarz şeyler diyorum ya. Çöp olmaz, boşa gitmez bende. Sonra yine My Easy Therapy'den bazı kendime yakın hissettiğim şeyleri buraya geçirmişim. Bu da o işte demin yanlış söylemişim. Tam böyle bayramın başladığı haftanın cumartesine denk gelen etkinlik. Onu anlatıp oradan fotoğraflar yapıştırdım. Hatta bugün Selin'lerle falan hep beraber buluşacaktık. Yani çok eminim benim buna gitmem gerekmeyeceğine ama sonradan bu çıkınca onlarla buluşamadım ama sonradan görüştük Allah'tan. O yüzden çok kötü olmadı açıkçası. Burada yine etkinliği anlatmaya devam ediyorum. Sonra yine Costa şu şöyle kalkıyor mu? Kalkıyordu kesin. Kendime demek ki <laughs> o kadar yorucu bir etkinliğin sonunda sen bunu hak ettin diye sushi muşi falan bir şeyler şimdi Bu da onun da yüksek ihtimalle diye düşünüyorum. Sonra Neko Cafe kitabını bitirmişim. Onunla ilgili böyle çok az, çok kısa görüşlerimi yazıp sonra alıntıları yazmışım. Kostar'la devam ediyoruz. Şöyle bir bakıyorum hani değişik bir şey varsa söyleyeceğim ne yazdığım hakkında. Onun dışında hep böyle yine burada da o gün ne oldu, ne bana nasıl hissettirdi, aklıma ne geldi falan filan o tarz şeyler. İşte işle alakalı çıldırdığım bir şeyler varsa onları kusuyorum falan filan. Benim gündüklerim genelde böyle oluyor. Buraya da Hello Summer diye yapmışım. Çünkü havalar ısınmaya başlamış yüksek ihtimalle tabii. Aynen. Hava inanılmaz sıcaklamaya başladı demişim. Kendime ufak değil aslında bu ama işte ufak diyelim. Az yer kaplıyor diye bir tuz do list yapmışım. Sonra yine neler oldu, neler bitti, neler hissediyorum. Onları yazmaya devam ediyorum. <laughs> Burada da yine kendime yakın hissettiğim bir Instagram postunu pinleyip yapıştırmışım. Bunlar çok tatlı değil mi? Kendimce renk temaları falan yapmaya çalışıyorum tabii ki. Sonra Haziran bitmiş. Temmuz'a başlıyoruz. Bunun kurulumu yüksek ihtimalle, tabii bunun kurulumu vardı. Onu yukarıdan linkledim kurulum kısmını. Temmuz'da dört tanecik kitap okumuşum. Onları buraya gelmişim. Yani bu sefer alıntı olarak yazmak istediğim bir şey yoktu. O yüzden yazmadım. Bu da çok sıkıntı değil yani. Evet kendimce bir formatım var ama bozulursa da sağlık olsun. O kadar önemli değil. Sonra tabii ki bu defterde demin büklendiğim gibi her kalem olmadığı için burada biraz hani mürekkepli dolma kalemler kısmında değişiklikler yapmam gerekmiş bitirdiklerimi yazmışım Bunlar umuyorum ileride dönüp baktığımda bana he, Evet bu kalemler bu defterde olmuştu gibi bir hatırlatma olur sonra bu işte o o ay izlediklerim iyi şeyler, kötü şeyler. Bir de sosyal medya numara, şey, numaralarımı diyorum ya. Sosyal medya rakamlarımı not ediyorum sırf böyle bakmak için. Hani ilerliyor muyuz, ilerlemiyor muyuz, yerimizde mi sayıyoruz, ne oluyor falan filan diye. Sonra aylık modumu da en çok hangisini işaretlediğim bu Hobonji Weeks'imde not edip geçmişim. Bu da en güzel sayfalardan Anılar sayfası. Tabii ki genelde bir yerinde hep Harry oluyor. Barbie'nin filmini de o ay izlemiştik. Onu da buraya yapıştırdım tabii ki. Ben çok sevdim. Başkalarının bilmemi ama ben çok sevdim Barbie filmini. Sonra yine hayattan bahsetmelere devam ediyoruz. Şurada... İşte bazı şeyleri böyle büyük büyük yazınca sayfanın geri kalanını bile okumadan neyden bahsettiğimi hatırlayabiliyorum. Bir orkiden vardı. Ölmeye yüz tutmuştu. Şu an ölü kendisi bu arada. Youtube'dan milyonlarca video izledim. Nasıl kurtarabilirim, ne yapabilirim diye. Çoğunu denedim ama maalesef kendisi sizlere ölmüş. Sarı çok tatlı bir şeydi. O yüzden çok böyle debelenmiştim kurtarmak için ama olmadı. Burada yine oradan... Hani orkide orkide nasıl kurtarı kurtarılır ay konuşamıyorum orkide nasıl kurtarılır videolarından bazı notlar falan almışım burada aşklar meşkler olup mümkün olup olmadığıyla alakalı bazı notlar var. Sonra yine burada ne yazmışım bakalım bunu da yine büyük bir ihtimalle Instagram'dan bulup buraya geçirdim burada da yine birkaç öyle şeyler var hatta Instagram find Instagram'da bulduklarını diye. Başlık atmışım diye konuları bu sefer printlemeden elle yazarak geçirmişim. Overthinking klasik başlıklarımızdan biri. Neyleri overthink ettiğimi yani nelerin üstünde gereğinden fazla düşündüğüme dair notlar almışım buralara. Buralar hep böyle. Buralar hep böyle. Sonra yine Instagram'dan bulduğum bir şeyi olduğu gibi buraya geçirmişim. Bu arada böyle şeyler Bazılarınız mesela hani ben sayfalarımı dolduramıyorum, neyle doldurabilirim vesaire diye soruyor ya. işte kitap alıntılarıdır, filmlerden alıntılarıdır. Onlara ek olarak bu tarz siz de aslında Instagram'da gördüğünüz şeyleri defterinize geçirebilirsiniz. Hatta geçirirken böyle işte neyi nereye koyayım, neyi nasıl süsleyeyim falan filan diye denemeler de yapabilirsiniz. Sonra o kadar overthinking'in üstüne alışveriş yapmışım. Onu yazmışım. Çünkü... <laughs> tabii ki no spend'i parçalara ayırdığım bir dönem olmuş. Sonra artık durmam lazım diye de kendime not düşmüşüm. Yine kostarlarla devam ediyoruz. Yine günlerle günler nasıl geçiyor, ne de buluyor. Onları yazmaya devam ediyorum. Yine Instagram'da gördüğüm şeylerden bir alıntı. Sonunda temizlik yapmışım. Bu dünya için küçük, benim için büyük bir deneyim olduğu için her zaman <laughs> günlüğümde yerini buluyor tabii ki. Şu da sanırım... Ay neydi o dizinin adı ya? Natasha bilmem ne o turuncu kıvırcık saçlı kızın dizisinden de. Onun sticker'ları vardı. O güne çok uygun olduğu için... Onu yapıştırmışım. Sonra... işte artık neler hakkında böyle vikviklenip böyle birazcık depresif olduysam gerçek olduğu için çok mutluyum deyip herinin önceden dediğim resimlerime böyle yapıştırdım. Şimdi araya böyle bir toz mutluluk, bir tutam mutluluk atmak gerektiğinde heri fotoğrafı yapıştırıyorum zaten. Yine günler, neyler. Şu da yine Instagram'da görüp bu arada The Language Nerds de çok sevdiğim hesaplardan biri. Eğer böyle dille alakalı, şakaları falan falan seviyorsanız takip edebilirsiniz. Sonra bunu yine bir grup kızla okumuştum. Bunu da yalan ettiniz kızlar. Oturup aldır aldır tekrar okudum. Üstünde hiç konuşmadık ondan sonrasında. Bakalım buradan bir carlayalım. Dönen olacak mı bana göreceğiz. Kitabı tekrar işte yıldız puanımı verdim vesaire. Biraz hakkında bir şeylerden bahsedip sonra geçiyorum. Bir de ikinci sefer okuduğum için büyük bir ihtimalle eski günlüklerimden birinde eğer o zaman hani alıntılamak istediğim yerler vardıysa o deftere yazmışımdır. O yüzden tekrar oturup buraya yazmadım sanırım. Burada bir şeyler iyi gitmemiş. Çünkü bazı yapmam gereken şeyleri erteleyip durmuşum. Sonunda dönüp beni ısıracaklar vesaire. O tarz şeyler var burada. Sonra sıcaklar iyice başlamıştı. Ben, ben erimeye başladım bile diye not düşmüşüm. Yani şimdiye kadar büyük dinleyenler biliyordu. Sıcağı hiç ama hiç ama hiç tahammülüm yok. Gerçekten nefret ediyorum yaz aylarından. Sonra John Didion kitaplarını okumaya devam. After Henry'yi bitirmişim. Onunla ilgili böyle çok kısa notlar almışım buraya. Burada yine tabii başka şeye geçiyoruz. O gün çalıştığım konserden bilekliğimi buraya anı olarak zımbalamışım bu sefer zımba olayını bazen unutuyorum. Yani böyle yapıştırmaya uğraşmaktansa özellikle şu fıt fıt böyle yapanlar var ya onları zımbalayıp geçsek çok kolay olur aslında. Ama şimdi bunu burada söyleyeceğim sonra yine unutacağım büyük bir ihtimalle. Neyse. Sonra bu neymiş? Bu coaster. Yanına yazmamışım ama şuralardan fark ettim. <laughs> sonra yine çok sevdiğim Shits Creek'ten bir meme. Gerçekten çok seviyorum bu diziyi ya. Her modunuza uygun bir alıntı, bir bir şey çıkıyor yani onun içinden. Hatta şu ana kadar gaza geldim ki dönüp yeniden izlemeye başlayacağım sanırım. Sonra Temmuz ayında Susan Miller'ı satıp Astro Twins'e geçmiştim bir süredir. Kendi burcumla alakalı notlarım var burada. Yani fala inanma, falsız kalma misali. Böyle şeyler yapabiliyoruz. Hatta son 1-2 aydır tabii Ağustos ve bu aydı sanırım. O kadar saçmaladılar ki not almaya bile yeltenmedim valla yani. Öyle çikin çikin şeyleri defterimize yazmayalım eğer fırsatımız varsa. Sonra yine coaster. O ara şu parlak boşileri almıştım sanırım. Onları artık her yerde kullanıyorum. Simli kalemleri ve parlak boşileri sokalayabildiğim her bir yere soru, şey, sokalıyorum arkadaşlar. Sonra konserde çektiğim Reels ee, sanatçının hesabında yayınlanmış. Onu çok heyecanlanıp bayağı böyle bir onu anlatmışım. Sonra işte problemler, dünyalar Bakın böyle büyük yazınca hemen baktığınızda pıt diye anlıyorsunuz. Bu arada o gün Selin'le buluşmuşuz. Penguen'e falan gitmişiz. Onlardan da bahsetmişim. Sonra burada bir açık havada iki tane fotoğrafım var. Onları koymuşum. O günün anısı olarak. Sonra yine kostellerle devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi o simli uğurlu kalemlerimin pohunu çok affedersiniz çıkarmaya devam ediyorum. Yine bu parlak sticker'lar vesaireler de aynı şekilde ama olsun güzel oluyor yani. Yine işte o gün neler oldu ne oldu. Çok değişik bir şey yok yani. Bazı Doktor randevularımı da böyle büyük büyük yazdım. İlk şeyde, ilk randevumda ne oldu ne bitti onu anlatıyorum burada yüksek ihtimalle. Okumadan geçtim ama neyse. tabi ilk ilacı vermiş falan onu yazmışım. Bazı isimleri de böyle büyük büyük yazıyorum. Onlarla alakalı bir şeyler yazarken. Yine aynen bu şekilde dönüp baktığımda en azından pat diye onun ne hakkında olduğunu görebileyim diye. Geçiyoruz. Bir şeyler olmamış mesela. Neymiş olmayan. alarm koymuşum, o ötmemiş. İlaç almak için alarm koymuşum, o ötmemiş. Ona vikliklenmişim. Yani bilmiyorum ben alarmla da, sehpayla da, işte perdeyle de falan geri gelince her şeyle kavga edebiliyorum. O yüzden onların da hepsi yine günlüğümde var. Sonra yine doktor randevusu. Onun hakkında bir şeyler yazmışım. İkinci tur ilaç vermişler falan filan. Yine günle alakalı. Burada çoğunlukla işle alakalı bıdı bıdılar. O yüzden bu olacağım yerlerden olacak tabii ki de. Happy yıllar Buradan ne almıştım ya? Bileklikti sanırım. Böyle gökkuşağı kalp şeklinde bileklik. Bir de bir şey daha vardı galiba ama vallahi şu an hatırlayamadım. Yazmamışım çünkü. Neyse Simaycığım. Bunları yazmıyorsun. Bir ara böyle kendime benzeyen bir tip çizip o günkü modumu temsili hani oraya koyayım demiştim. Bir süre yaptım ama sonradan yalan oldu. Burada yeni boşileri denemişim. Bu sayfaları onlara ayırmışım. Sonra artık neler olduysa Cuma için çok hazırım demiştim ki Cuma yine bile korktuğum günlerden biridir. Çünkü son dakikada ne çıkar ne olur hiç bilemezsiniz yani. Bu Ethan Hawke'ın Instagram'da denk geldiğim bir Beyazlı vardı. Daha doğrusu yani kendi Beyazlı değil de onun böyle işte sanat nedir, neden ihtiyacımız var tarzı bir konuşması vardı. Çok 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 beğendiğim için oturup buraya geçirdim. Bu o. Sonra yine kostarlarla devam ediyoruz. Yine kendimi çizmeye çalışmalarım devam ediyor. Bu da yine bir Instagram alıntısı. Çoğunlukla böyle denemeler. Burada yine işle alakalı bayağı böyle tam gün süren bir toplantımız falan vardı. Onun hakkında yazılar yazılar yazılar. En son ekipçe yemeğe çıkmıştık. Oradan bir fotoğraf yapıştırmışım. Sonra bunu da çok yapıyor mesela. Şimdi asıl konuşmak istediğim konu buydu. Onu uzun uzun yazdım 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 yazdım. Sonra o günle alakalı, o dönemle alakalı böyle. Diğer haberlerim de bunlar diye genelde böyle. Minik minik de notlar alıyorum. İleride dönünce hatırlamak için artık. Hatırlamak istersiniz istemezsiniz o size kalmış ama ben iyidir kötüdür her şeyi yazıyorum. Sonra verilen ilaçların fotoğrafını buraya yapıştırmışım. Sonra devam ediyoruz. Yine kendimi <laughs> çizmeye çalışıyorum. Bazıları çok tatlı oldu ya. Yine keşke yapsam bunu ama işte yani ben pek çizmeyi becerebilen bir insan olmadığım için yani sırf bunu yapmak mesela bu sayfaları yazmak 15 dakika sürüyor ya sırf bunu buraya çizmem bile 15 dakika sürebiliyor. O yüzden bazen aşırı üşeniyorum açıkçası. Neyse. Burada KDV zamları bilmem neler falan filan onlara çıldırmışım tabii. Onun notunu düşmüşüm. Yorgunluk, yorgunluk, yorgunluk. Burada da bakın yine bunu görünce hatırladım ne ne yazdığımı artık böyle hani kendi sıkıcı dertlerimi değil kardeşim dertleri istiyorum ben hayatımda diye yani hangisi hangisi kötü bilmiyorum ama işte bazen öyle şeyler olabiliyor. Bu da yine o demin bahsettiğim language nerds hesabından bir şeydi. Fish tek fish. Üç fiş de olursa aynı, aynı çeşit balıktan üç tane olursa yine fish. Türleri farklı birden fazla balık olursa çoğul kullanıp fiş yazı yapabiliyorsunuz. Yani böyle nerdy şeyler tam benim olayım dil söz konusu olunca. O yüzden bazen onlardan da hoşuma gidenleri buraya yazıyorum. Yine kendimi çizme çabalarım. Devam ediyor. Açık uzun oldu bu video ya. Bunu da yine bir hesapta bir şeyde görmüştüm sanırım. Benimle alakalı 10 tane işte bilgi gibisinden güya böyle hani birbirinizi tanımaya çalışırken bu tarz sorular sorulur edilir ya kendimce burada cevapladım ama bir şey ifade eder mi bilmiyorum yani sonra o dönem tuvalet kağıdı ve kağıt havlularda büyük bir indirim yakalayıp onları stoklamışım İyi ki de yaptım yani hala onları kullanıyorum gerçekten şu an böyle gidip tuvalet kağıdının kağıt havlunun falan ne kadar olduğunu bakmaya o kadar korkuyorum ki anlatamam yani Yine günle alakalı burada bir şeylere şaşkınlık var. Şurada arkasına bir şey geçmiş sanırım. Ben mi yaptım acaba bilmiyorum. Arada öyle şeyler olabiliyor. Bir şeyler birbirlerine yapışıyor falan bir şey oluyor. Burada da kızlarla buluştuğumuz gün. Bugün BT bacının doğum gününü de hazır buluşmuşken kutlamıştık diye hatırlıyorum. Evet doğru kim vardı? Selin vardı, Elif Morkoç vardı, Damla vardı, bir ara Ebrar e uğradı falan. Onları beklerken ben erken gidip biraz daha böyle Kadıköy'de sevdiğim kahvaltıcılardan birine oturup çeviri yapmaya devam ettim. Orada Eggs Benedict gömdüm en 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 sevdiğim hiç kahvaltıcı olmama rağmen öğle yemeği olarak da yedim hiç fark etmez. En sevdiklerimden biri o yüzden onun fotoğrafını da yanına yapıştırmışım. Sonra tabii ki çektiğimiz selfilerden de yapıştırdım buraya çünkü yani birileriyle buluştunuz mu? Şak, şak fotoğraf çekmeden olmaz değil mi? Bir de o gün yağmur yağmıştı. Onu da not düşmüşüm. Köstebeğe uğramışız. Onlar böyle sticker'lar oluyor kasanın yanında. O stikeri de buraya yapıştırmışım. Aynen devam. Sonra Bugün ağlıyormuşum kendimce. Neden? Şu an çok okuyup da bakamayacağım. Kesin işle falan alakalı, alakalı da yüksek ihtimalle. Sonra Jared Leto, 30 Seconds to Mars'ın solisti. Aynı zamanda da aktör, ilk aktör olarak biliyordunuz kendinizi. Tanıyorsunuz herhalde diye düşünüyorum, bilmiyorum da. O bir çekiliş yapmış kendisiyle FaceTime yapmak için. Ben kazanamadım. Bir gün kazanacağım diye umut ediyorum ama ben kazanamadım. Ona başvuru yapmışım. Onu yazmışım burada da. Sonra yine işle alakalı uzun 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 konuşmalar devam ediyor. Burada o anki modumu girl olarak belirleyip en tepeye onu yazmışım. O gün de yine bir etkinlikteydim. Oradan bir konuşmacımız vardı bizim. Onun fotoğrafını buraya yapıştırmışım. Tabii ki devamı bol bol. Şu bölüm de çok hoşuma gitmişti. İstediğiniz gibi gidip kahve alabiliyordunuz. Biliyorsunuz ben kahve gördüm mü yapışırım yani. Onun fotoğrafını yapıştırmışım işle alakalı bıdı 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 devam ediyor. Bugün güneşli bir günmüş. Neden acaba? Haziran ayı boyunca neredeyse her gün güneşli ve sıcak olduğu için de olabilirim yani? Yine hayatla alakalı güncellemeler devam ediyor. Buralarda arka fonu da ya mildliner ya tombol kalemlerle böyle damgaları boyayıp o tahta damgaları böyle yuvarlaklar çiziyordum ya onun yerine bu tarz şeyler yapmaya başladım. Tabii ki dolma kalemle üstüne yazarken biraz böyle fırtlıyor. Ama çok rahatsız edici bir şekilde değil. Yani çok büyük bir şey yapmazsınız. Böyle küçük küçük şeyler yaptığınızda çok rahatsız etmiyor açıkçası. Yine hayatla alakalı konular devam ediyor. Burada yine Instagram'da gördüğüm şeyi buraya geçirmişim. Kostarlar devam ediyor. Bu stickerları da o aralar yeni almıştım sanırım. Onları denemeye çalışmışım. Sonra Hava Delisi'nin sıcaklarla alakalı yorumlarını buraya girmişim ve eriyen, yanan bir simay çizmeye çalışmışım. Bu neydi? Secret Sisterhood bilmem ne. Bunu şeyde, Disney Plus'taydı sanırım. Disney Plus'a denk gelip izledim. Böyle Kardashian'ların Müslüman versiyonu gibi bir şey. Ya bazen çok kilitleniyorum ben o <laughs> de. O yüzden bunu da başından sonuna izledim. Posterini buraya yapıştırmışım. Nine Perfect Strangers izlemişim. Bu da yine Big Little Lies'ı yazan kadının kitabından, farklı bir kitabından uyarlamaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Simai Mod. Simai Mod. Evet. Bu Peanuts neyin de acaba? Pantiden iç çamaşırı almıştım. Peanuts'lı. Onundu da sanırım. <laughs> Sonra The Wilds diye bir şey izlemeye başlamıştım. Bunu bitiremedim ama ya. İçim bayıldı. Bitiremedim gerçekten sonra evet iar yazdığına göre kesin migren krizim tuttu ilaçla geçmedi ve acele gittim yine costarlar yine hayatla alakalı vıdı vıdılar burada yine arkalara damga yapıyorum aynen The Wilds için Hunger Games'e dönmeye başladı biraz saçmalıyor gibi notlar düşmüşüm bu da yine o bahsettiğim kitap kapaklarını basarken bastığım mimlerden. Bir şeylere şok olmuş Simay'e. Burada da aralara böyle damgalar yapıp pıtı 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 yaptım. Kendimce bir şeyler deniyorum arkadaşlar işte görsel olarak. Yazılar genelde aynı. İşte hayatta ne oldu, ne bitti, ne hissettim, ne yaptım, o gün neler oluyor. Hepsinin böyle ortaya karışık olanı görsel olarak da bazı şeylere deniyorum. Şu Barbie'nin logosunu da buraya kendim çizmeye çalıştım. Bu da yine saatler sürdü. Çünkü dediğim gibi çizim benim için çok zor bir şey. Hiç kolay değil. Sonra Barbie ile ilgili mimler bir süre devam ediyor. Tabii hala bile gördüğümde kık kık, kık kendi kendime. Yine devam ediyor. Sonradan ama Elif ve Selin'le Open da izledim. O da içimde kalmadı. Onu da sinemada izleyebilme çok sevindim. Sonra burada Zikwin's defterim gelmiş. Şu an onu kullanıyorum zaten. Ondan falan bahsetmişim. Devam. Kendi kendime otururken Storks izlemişim. Bu da çok tatlı bir film ya. Bu da çok tatlı gerçekten. Sonra buralarda bitiriyoruz. Artık son birkaç sayfasını kullanmamışım. O da okey yani. Ama damgalamışım. Bahsettiğim buydu işte. Arkaya böyle o marka kalemleri, kalemlerle boyayıp damgaları böyle damga basıp onun üstüne yazıyorum. Durumumuz budur ya. Yani biraz fazla uzun oldu. Çok da fazla tabii yazdığım değişik bir şey yok yani. Değişik ne yazabilirsiniz ki? Günlüğün amacı o değil çünkü. Hani o an içinizdekileri dökme yeri olarak en azından ben öyle kullanıyorum. Şu andaki defterim de budur. Hala bunu kullanmaya devam ediyorum. Çünkü bu da 400 sayfa yani baya baya düşünsenize bu 96 idi bu 400 sayfa bayağı bereketli bir defter bunda da yine Temmuz'da devam ettim değil mi Evet bunda Temmuz devam ediyor ama Ağustos'u da şurada hatta şöyle markerlarım var. Ağustos'u da bunun içinde bitirdim. Yani 400 sayfayı gezersek böyle 1500 sayfa burada oluruz. O yüzden bence Ağustos sonuna kadar da bunu şöyle. Bu bile çok ya. Neyse bir şekilde göstereceğim ben sizi. Çok baymaya çok baymadan çok bayma ma, ma ma neyse yine cümle kuramadım. Neyse efendim ya yoruldum galiba iyice saçmalamaya başlıyorum. O yüzden lütfen kanala abone olmayı beni instagramdan takip etmeyi ve gönlünüzden koparsa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.